Çek, 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 çek. Evet. Yani ikisini niye? Tamam, çilek sevmiyorsun. Güzel mi? Hı? Hı? Aha. Çünkü biraz daha krema lazım ona. Dene onu. Hı. Çilek ye, çilek. Çileğini ye. Hay bak. Aa! Komik mi? Yanıyorum şu an. Komik değil, senin yüzünden yandım. Yanıyorum. Gerçekten. Ver şunu bana. Israrla kek yemek istedi, o yüzden pasta falan yedik. Bu kız büyüyünce gerçekten büyük tehlike. Yani her erkeğe istediğini yaptıracak. Çok tatlısınız. Berit, ama bir dakika, biz ne yapmıyorduk? Ha? Kahvaltıdan önce tatlı yemiyorduk değil mi? Küçük şeytan seni. Evet, bence de kötü fikirdi ama... Neyse, ikna edemiyorsun kendisini. Şey nerede? Aydos'la Ilgaz. Onlar gelirler birazdan. Tamam, harika. O zaman gel, biz kahvaltıya hadi. Gel, gel. Bir dakika, bir dakika. Kahvaltıdan önce üstümüzü değiştirmemiz gerekiyor değil mi Berit? Neden? Çocuğun üstünü görmüyor musun? Sen de öyle zaten. Tamam. Hadi. Hadi. Evet, günaydınlar. Bonjour. Good morning. Sana da günaydın yakışıklı. Ateş Bey, kahve ister misiniz? Bey. Çocukların yanında daha uygun olur diye düşündüm. Düşünme. Nasılsa öyle devam edelim. Sonuçta birbirimizi hala tanıyoruz. Bu arada dün gece için tekrardan özür dilerim. Çünkü gerçekten ben burayı nasıl bulduğunu bilmiyorum yani. Kusura bakmayın. Adamı aşık. Aşıkla bir şekilde yolunu bulursun değil mi? Evet, ama sonrasında düşünemiyor. Tabii. Tanıdığı her kadını kurtaramayacağını bilmiyor. O ne demek? Hiç. Öylesine dediğim bir şey bazen hatırlamam lazım elimde. Ben sürekli o gaza ergen diyorum da sanırım ergen benim. Yani dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Biraz büyüyünce anlayacaksın. Sana da günaydın Ilgaz. Günaydın. Evet. İyi misin Ilgaz? İyi değilim ama olacağım. Arkadaşım doğum günü var ve Inter hala hediyesini almamış. O yüzden onu kendim halletmem lazım. Arkadaşının doğum günü var. Benim şimdi haberim oluyor. Hı hı. Şimdi oldu işte. Hı hı. Oldu işte. Ama biliyorsun babacığının o güzel kuralları dolayısıyla... Benle gitmek zorundasın o doğum gününe. Evet, bunu biliyorum. Ve her ne kadar yanında taşımak için fazla sıkıcı olsan da... saat 2'de orada olman lazım. En güzel davetin için çok teşekkür ederim ama maalesef benim işlerim var. Yani? Dolayısıyla gidemeyeceksin. Hani geçen sefer de doğum gününe gidecektin ya... ama yalan çıktı, sonra seni karakoldan toplamak zorunda kaldım. Evet, ama bu gerçek ve doğum gününe gitmek istiyorum. Ama benim işlerim de gerçek, o yüzden gidemeyeceksin. Kısmet, ne yapalım? Keşke arkadaşım başka bir günde olsaymış. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun bir de? Küçük harfler. Bağırma demek istedim. Teşekkürler. Gerçekten gelmeyecek misin doğum gününe şimdi? Aa, hayır. Umut abim olsa gelirdi ama. Sen onun tırnağı olamazsın.
ne umutmuş ya, gerçekten ne umutmuş. Evet. O bizim abimiz çünkü. Keşke o burada olsaydı. Keşke. Evet, benim de keşkelerim var ama hani babanın kuralları var ya, o yüzden maalesef keşkeler gerçekleşemiyor. Hey hey, bana bak. Ağzını bozma. Bozarsam ne olacak? Sen kimsin ya? Hani babacığının şirketi var ya, onun genel müdürüyüm. Ve o şirketi yönetebilmek için siz aracısınız. Evet, yani kısacası babanızın bana atmış olduğu son kazıksınız. Al sana Ateş abi. Gördün mü ne mal olduğunu? Hey hey! Laflarına dikkat et dedim. Babamın sevgisini sen gerçekten hak etmemişsin. Hatta sen var ya, hiç kimsenin sevgisini hak etmiyorsun. Evet. Bırak! Babanın ölüm haberini aldığında iterek kahve ister misin diye sormuş adamsın sen. Sen bu kadar duygusuzsun. Olmak zorundayım. Değildin. Babamı atıp tutacağına annene baksaydın sen. Ne de olsa babam annenin de istediği sevgiyi bulamadığı için benim annemi tercih etti. Ona bak, haddini aşma. Tamam mı? Yoksa hiç duymak istemeyeceğin şeyler söylerim sana. İnan defol desen şu an daha iyi olurdu. O zaman defol. Hadi Aydos. Kalk Aydos. Gel ablacığım. Evet Leyla. Tanıdın mı beni? Çok iyi. Evet İlter. Durma öyle. Ne diyeceksen söyle. İçinde tutma. Yok efendim, ben içimde hiçbir şey tutmuyorum. Ben sadece siz ve çocuklar için endişeleniyorum. Neden? Her şey gayet yolunda. Görmüyor musun? Ben, çocuklar, hepimiz gayet iyiyiz. Merak etme. Ateş Bey, çocuklar gidiyorlar. Siz bu konuda bir şey yapmayı düşünmüyor musunuz? Yok, düşünmüyorum. Gitsinler. Ne güzel işte. Gitsinler. Ben yoksa huzurlu, sessiz, sakin, müthiş bir gün geçireceğiz. Ama biraz fazla sakin ve huzurlu olmadı mı ortalık? Haklısın. Haklısın. Biraz fazla sakin oldu. Evet. O yüzden bu akşam onu değiştireceğiz ve sen çok güzel bir organizasyon hazırlayacaksın benim için. Ne organizasyonu? Parti vereceğiz. Hatta bir dönem partisi vereceğiz. Olur mu? En az 300 kişi. Harika. Ben o güzelim ofise gideceğim şimdi. Kardeş, dün akşam adamı biri bu kapıdan içeri girmiş, tamam mı? Ateş Bey ve Leyla Hanım'ı da çok rahatsız etmişler. Haberi var mıydı? Var abi, buradaydı. Vardı, sen niye müdahale etmedin kardeşim? Niye müdahale etmedin? Sabah haberi Ateş Bey ateş püskürüyor. Dedi ki Osman'a söyle. Osman mıydı adın? Osman'a söyleyin, bir daha o adam o kapıda içeri girerse kendine başka iş baksın. Ateş ateş yok artık. Bizi kovan birinin evinde yaşayacak değiliz herhalde. Hadi ablacığım. Mert'i çağırır mısınız? Ilgaz Hanım, fevri davranıyorsunuz Ateş Bey. Sakın. Bana eğer onu savunacaksan İlter, seninle de aramız bozulur. Dikkat. Hadi ablacığım. Hadi çocuklar. Sen, Leyla Hanım, siz nereye? Yakup Bey, ben çocukların bakıcısıyım ya, hani onları yalnız bırakmamam gerekiyor. Merak etmeyin siz. Hadi bakalım. Ben de bir aileye bakayım. Ne yapıyorsun? Siz bir yerlere bakmayın. Akşam parti var. Hazırlık yapın Yakup Bey. Tamam. İlter Bey, tamam.